Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İngilizce sınavı öncesinde çok işinize yarayacak bir çalışma yapacağız ve sınavda çıkabilecek örnek soruları inceleyeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, ilk kısımda resimlerin altına uygun aktiviteleri yazacağız. Birincisi karıştırmak. Ne olacaktır? Stir. Diğeri doğramak. Chop. Dökmek? Pour. Yağda kızartmak nedir gençler? Fry. Kabuğunu soymak ne olacaktır? Peel ızgara yapmak grill, yoğurmak knead ve dilimlemek slice. Evet bu kısmı hallettik. Diğer kısma geçebiliriz. Bir parçamız var. İfadeleri doğru ve yanlış şeklinde sınıflandıracağız. Öncelikle parçamıza bakalım. Merhaba ben Bora. Futbol oynamak benim yaşamım. Bu sporu severim. O insanları bir araya getirir. Basketbol oynamaktan nefret ederim. Pop müziği severim fakat rock müziğe tahammül edemem demiş. Her gün kahvaltı yaparmış fast food yemeği tercih etmezmiş. Şimdi bire baktığımızda he likes playing basketball diyor. O basketbol oynamayı sever. Hayır, futbol oynamayı seviyor. Basketboldan nefret ediyor. Yanlış oldu. Bu yüzden false diyoruz. 2'ye baktık. He prefers pop music to rock music. O pop müziği rock müziğe tercih eder. Evet, ifademiz doğru. True diyorum. 3'e baktığımızda football is too important for him demiş. Evet, futbol onun için Gerçekten çok önemli. Bakın ne diyordu? Futbol oynamak benim yaşamım diyordu. Dolayısıyla ifademiz doğru olacak. Yani true. Soncusa baktığımızda, He loves to eat fast food diyor. O fast food yemeği sever. Hayır, tercih etmediğini son cümlede söylemişti. Bu yüzden false diyorum ve diğer kısma geçiyorum. Evet arkadaşlar, burada uygun şekilde sorularla cevapları eşleştireceğiz. Hemen birincisine bakalım. How do you connect to the internet? Yani internete nasıl bağlanırsın? Bakalım ne diyebiliriz? By phone yani telefon ile. 1 D oldu. 2'ye geçelim. How many hours do you spend on the internet? İnternette kaç saat harcarsın? 2 hours. 2 saat. 2 B. Does she follow websites about cooking? O yemekle ilgili web siteleri takip eder mi? Arkadaşlar yemek yapma veya tarifler üzerine siteler var bildiğiniz gibi. Bunun cevabı ne olacaktır? Does she diye sorduğuna göre yes she does veya no she doesn't şeklinde Cevap verilebilir. Uygun cevap A'da görülüyor. Yani yes, she does. Evet eder. 4'e geçiyorum. How often do you upload videos? Ne sıklıkla video yüklersin? Upload yüklemek, download indirmek. Unutmuyorsunuz. Buna da twice a week diyebiliriz. Haftada iki kez. 5'e bakalım. Do you follow any YouTuber? Yani hiç YouTuber takip eder misin? Yes, I do. 5C diyorum ve bu kısmı da tamamlamış oluyorum. Evet, diğer kısma geçiyoruz. Boşlukları uygun şekilde dolduracağız. Şimdi bire baktığımızda ne yazabiliriz buraya? Pizza is a traditional meal in Italy. Yani pizza İtalya'da geleneksel bir yemektir. 2'ye baktığımızda I have a recipe for one of my favorite salads. Yani favori salatalarımdan biriyle ilgili bir tarifim var diyor. 3'e bakalım. I can't eat this food. Bu yiyeceği yemem. O benim için çok baharatlı diyeceğiz değil mi? It's very spicy for me diyorum. Diğerinde limonu suya sıkmalısın ve içmelisin diyeceğiz. Bunun için you should squeeze lemon in water and drink diyorum. Evet 5'e de dessert kaldı. Ne demek bu? Tatlı. Tatlı da çok fazla şeker var. Bu yüzden çok tatlı. Evet burayı da hallettik. Diğer kısımla devam edebiliriz. Şimdi karışık halde verilen sözcükleri düzenleyeceğiz ve anlamlı cümleler oluşturacağız. Birincisi soru cümlesi. Bu yüzden would'la başlıyorum. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misin? Diğerine baktık. Ne diyebiliriz? Thanks for inviting me to your party. Yani partine davet ettiğin için teşekkür ederim. 3'e geçiyorum. Yine bir soru cümlesi. Bu yüzden başa keni getireceğim. Ardından özne. Yani you. Şimdi ne gelecek? Fiil. Boil. Can you boil some water for spaghetti? Spagetti için biraz su kaynatır mısın? Evet, en sonuncusuna bakıyorum. Yine bir soru cümlesi. Bu yüzden yine Kud'la başlamam gerektiğini anlıyorum. Ardından özne getirdim. Could you tell him? Ona söyleyebilir misin? Neyi? To call me back today. Beni bugün geri aramasını ona söyleyebilir misin? Sıradaki bölüm. Burada ne yapıyoruz? Bir konuşma var arkadaşlar. Bunu düzenliyoruz. Öncelikle telefon çalıyor. Karşıda bulunan kişi açacak. Ne diyecek? Hello. Evet birincisi hello. Diğer kişi öncelikle ne yapması lazım? Kendini tanıtması lazım değil mi? Hi it's Sema. Could I speak to Özlem please? Merhaba ben Sema. Özlem'le konuşabilir miyim lütfen diyor. Diğeri ne diyebilir? I'm afraid Özlem isn't at home now. Korkarım Özlem şu anda evde değil. Peki şimdi arayan kişi ne diyebilir? Could you tell her to contact with me? Benimle iletişim kurmasını ona söyleyebilir misiniz? Diğeri sure does she have your number? Tabii senin numaran onda var mı diyor. Yes she does. Evet var. Thanks a lot. Teşekkür ederim. You are welcome. Bye rica ederim bay. Evet bu şekilde sıralama yapmanız gerekiyordu. Devam ediyoruz. Bu kısımda yine karışık halde verilmiş bir tarif var. Uygun şekilde sıralayacağız. Şimdi gençler, bu bir meyve salatası yapma tarifi. Nasıl başlayabiliriz? First, peel the apple, bananas and kiwi fruits. Yani ilk olarak elmayı, muzları ve kivi meyvelerini soy. Ardından ne diyeceğiz? Second, cut them into small squares. İkinci olarak diyoruz, onları küçük kareler şeklinde kes. Yani küp küp doğru. Ardından ne diyeceğim? Put them into a bowl. Yani onları bir kaseye koy. Şimdi ne yapabiliriz? Üstüne birazcık çilek ve üzüm ekleyebiliriz değil mi? Then add some strawberries and grapes. Evet. Şimdi son iki tanesi kaldı. Finally gördünüz zaten. Onu sona atacaksınız. Bu yüzden after that squeeze orange and lemon dememiz gerekecek. Son olarak bu meyve suyunu, bu sıktığımız portakal ve limon suyu vardı ya. Bunu ve balı ekle dedik ve olayı bitirdik. Bu kısımda sembollerin altına uygun kavramları getireceğiz. Birincisi yüklemek. Ne olacaktır? Upload. Diğeri bağlantı. Gayet basit. Connection. Onaylamak, doğrulamak. Confirm. Diğerini birçoğunuz biliyor olması lazım zaten. Eklenti yani attachment. Ve son olarak da login diyorum. Giriş yapmak, oturum açmak. Evet, artık çoktan seçmeli sorularımıza başlayabiliriz. Beyza bir soru sormuş. What's your favorite dishes? Favori yemeğin nedir? İdil cevap veriyor. It's cheese omelette. O peynirli yumurta. Evet bir soru daha gelmiş. Cevap olarak egg, cheese, butter and salt diyor. Yani yumurta, peynir, yağ ve tuz. Fark ettiyseniz içindekileri soruyor değil mi arkadaşlar? Bu yüzden what are the ingredients dememiz gerekir. 1. C. 2'ye geçiyorum. Eda bir arama yapmış ve şunu soruyor. I am going to organize a birthday party tomorrow. Would you like to join us? Yarın bir doğum günü partisi organize edeceğim. Bize katılmak ister misin? Semih ne demiş? Yes, that's fine. Evet, bu güzel diyor. Demek ki buradan katılacağını düşünebiliriz. A'ya bakın. I will be there. Orada olacağım. Gayet uygun. Cevabımız A olacak. Merak edenler için B, C ve D'nin neden yanlış olduğuna bakalım. B'ye baktığımızda I don't like parties. Partileri sevmem. Olmaz. C'ye bakalım. I have to finish my project. Projemi bitirmek zorundayım. Bu da olmaz. I must tidy my room. Odamı toplamalıyım. Gördüğünüz gibi B, C ve D olumsuz. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Soru 3. Ne demiş burada? Hi, may I speak to Yalçın please? Merhaba, Yalçın'la konuşabilir miyim lütfen? Vedat, sure diyor. Tabii, bir soru soruyor. Cevap olarak, this is Huanji from China. Çin'den Huanji diyor. Demek ki arkadaşlar burada Vedat, birader sen kimsin tarzında bir soru sormalı değil mi? A'ya baktığınızda, can you hold on a moment? Bir dakika bekleyebilir misin? Olur mu? Olmaz. B'ye bakalım. Could I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? Evet cevabımız B olacaktır. C ve D'nin anlamlarına bakalım. I'm afraid he isn't available now. Korkarım o şu anda uygun değil. Let me tell you my number. Sana kendi numaramı vereyim. Gördüğünüz gibi C ve D uygun olmadı. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet geldik soru 4'e. Bir konuşma verilmiş. Ne diyor burada? Do you have any plan for this weekend? Bu hafta sonu için hiç planın var mı? Cevap veriyor. Karşılık olarak we are going to camp. Do you want to join us demiş. Kamp yapacağız. Bize katılmak ister misin? Şimdi burada dikkat ettiyseniz ilk soruyu soran kişi aldığı cevap karşılığında ne yapacağını söyledi ve davette bulundu. Değil mi arkadaşlar? Demek ki cevap olumsuz olmayacak. A'ya bakın. Y. Yeah, I have a plan with my brother. Evet kardeşimle bir planım var diyor. Bu olmaz. B'ye bakın. I have to study for exam. Sınava çalışmak zorundayım diyor. Bu da olmaz. C'ye bakalım. I am sorry but I can't. Yani üzgünüm, yapamam. Uygun mu? Değil. D'ye baktığımızda no, I am free. Yani bakın şöyle bir soru sormuştu. Bu hafta sonu için hiç planın var mı? Ne diyor? No, I am free. Yani planım yok, hayır, boşum diyor. Why are you asking? Niçin soruyorsun? Bakın o da ne dedi bunun karşılığında? We are going to camp. Yani kamp yapacağız. Artık müsait olduğu için davet edebilir. Do you want to join us? Bize katılmak ister misin? Cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Soru 5'e geçiyoruz. How does your mother keep in touch with you? Annen seninle nasıl iletişime geçer? Nasıl kontakt kurar? Şimdi A'ya bakın. She never opens strange emails demiş. Yani o asla yabancı mailleri açmaz. Alakası var mı? Yok. B'ye bakın. Twice a week. Haftada iki kez. Hayır bu da sorulmuyor. C'ye bakın. She usually makes phone calls. O genellikle telefon eder. Yani benimle telefon üzerinden iletişim kurar. Evet cevabımız C seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuza geçelim. Burada arkadaşlar tanımlarla kavramları eşleştireceğiz. Öncelikle kavramlarımızın ne anlama geldiğini hatırlayalım. Pick up neydi? Telefonu açmak. Hang up telefonu kapatmak. Dial ise numarayı çevirmek, aramak gibi düşünülebilir. Şimdi bire bakalım. To put the phone down. Yani telefonu kapatmak. Ne olacaktır? Hang up. 1. B. 2'ye bakalım. Push the buttons on a telephone. Yani telefonda tuşlara basmak. Numarayı çevirmek olacak. Dial. 2. C. 3 de arkadaşlar A olacak. Telefona cevap vermek. Telefon aramasına cevap vermek nedir? Tabii ki telefonu açmaktır. 1. B. 2. C. 3. A. Cevabımız B seçeneği. Soru 7. Hi, I am Furkan. Could I speak to Oya please? Merhaba ben Furkan. Oya ile konuşabilir miyim lütfen? Ne demiş? Yes certainly. Evet kesinlikle tabii ki. Şimdi cevap olumlu. Devamında yine olumlu bir şekilde arkadaşlar cümlenin devam etmesi lazım. A'ya bakın. She is busy now. O şu anda meşgul. Olur mu? Olmaz. A uçtu. Can I take a message? Mesajı alabilir miyim diyor. Ne diyeceksin? Bana söyle diyor. Olur mu? Bu da olmaz. Çünkü görüşebilirsin demişti. C'ye bakın. I'm afraid she is out. Korkarım o dışarıda. Bu da uygun değil. Holden a minute. Ne demekti? Bir dakika bekle. Evet cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 8. Şimdi bir soru sorulmuş. Nedir cevabı? I usually roast it. Yani genellikle onu kızartırım, fırınlarım. Arkadaşlar şimdi burada uygun soruyu arıyoruz. A'ya bakın. How do you usually serve dessert? Yani genellikle tatlıyı nasıl servis edersin? Uygun mu? Değil. Resimdeki et. Değil mi arkadaşlar? 2'ye bakın. What do you usually eat for breakfast? Genellikle kahvaltıda ne yersin? Bu da olmaz çünkü genellikle kızartırım, fırınlarım demişti. B de gitti. How do you usually cook meat? Genellikle eti nasıl pişirirsin? Evet cevabımız C seçeneği olacaktır. D niye olmuyor? How often do you eat meat demiş. Ne sıklıkla et yersin? Yine uygun cevap olmadı. Evet son sorumuza geliyoruz. Burada arkadaşlar bazı tanımlar yapılmış. Ne diyoruz? Hangi seçenek bu tanımların dışındadır? Bakalım. Birincisinde part of a computer showing pictures and words demiş. Yani kelimeleri ve resimleri gösteren bilgisayarın parçası, kısmı. Nedir burası? Ekranıdır. Yani screen. Demek ki de cevabımız değil. Çünkü yukarıda tanımı verilmiş. İkiye bakalım. A secret word or combination of letters and numbers. Yani harflerden ve rakamlardan oluşan bir kombinasyon veya gizli bir kelime. Nedir bu? Şifredir. Yani password. 3'e baktığımızda software for finding web pages with the information you want demiş. İstediğin bilgiyle web sayfalarını bulmanı sağlayan yazılım. Nedir? Arama motoru. Yani search engine. Evet gördüğünüz gibi click boşta kaldı. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Sevgili öğrenciler sizlerle birlikte İngilizce sınavı öncesinde süper bir hazırlık çalışması yaptık ve sınavda çıkabilecek örnek sorular çözdük. Diğer derslere ait yazılı hazırlık çalışmalarına bu ekrandan ulaşabilirsiniz. Tüm sınavlardan yüksek puanlar almanız dileğiyle. Takipte kalın, hoşçakalın.